25 yıl boyunca avukatlık yaptım, serbest avukatlık yaptım, örgüt üyesi olamadım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu iktidarı döneminde örgüt üyesi oldu. Bakın bu parlamento Sayın Genel Başkanınızı siyasi yasaklı döneminde siyaseti iade eden parlamentodur. Bu parlamento. Ama şimdi milletvekillerinin söz haklarının, ifade özgürlüklerinin kısıtlandığı bir dönemde yaşıyoruz. Bugün gördüm biraz önce 6 yaşındaki kız çocuğuyla evlenmek konusundaki düşünce özgürlüğü konusunda ifade ki bana göre en azından suça tahriktir. En azından 6 yaşındaki bir çocukla evlenme konusundaki bir ifade suça tahriktir. Ama buna aymazlık demek, buna başka şeyler söylemek ifade özgürlüğü kapsamında değil ve dava konusudur. Uğur Kurt, değerli arkadaşlar, Uğur Kurt öldürüldü cemevi bahçesinde, 12 bin lira ceza aldı. Bugün okuyorum, annesiyle ilgili açılan dava var. Polis memurunun saatinin kordonu kopmuş, 3 yıl hapis cezasına yargılanıyor bu yargı döneminde. Değerli arkadaşlar, yine söyleyeyim, Sözcü Gazetesi, oradaydım. Ya değerli arkadaşlar, dünyanın her yerinde bir cumhurbaşkanı nerede kaldığı bir haberdir. Bir haberdir değerli arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada kaldığını oradaki bütün garsonlar biliyor Marmaris'te. Bütün garsonlar biliyor. Herkes biliyor ve haber yapılmış o gün saat 16'da. Eğer saat 16 itibariyle bilip de gelmişlerse bu ne aymazlıktır, devletteki aymazlık. Bundan dolayı hapisteler değerli arkadaşlar. Cumhuriyet Gazetesi'nin yöneticileri, diğer gazeteciler, adlarını sayamayacağım kadar çok. Akademisyenler. Ya ne yapmışlar, ellerine silahlı dağa mı çıkmışlar? Şiddeti mi övmüşler? Terörü mü övmüşler? Ne yapmışlar? Milletvekilleri. Bizler. Ya neredeyse tümü yasama sorumsuzluğu kapsamında olan sözlerden dolayı. Bakın bu parlamento kendi hukukuna sahip çıkmazsa ve kendi hukukumuzu biz ne olduğunu bilmediğimiz bu yargıçlara, bu savcılığa teslim edersek burada milletvekili yapamayız. Yapamayız milletvekilliği. Çünkü şu anda bu parlamentonun kaderi de ne olduğunu bilmediğimiz yargıçların elinde, ne olduğunu bilmediğimiz savcıların elinde. Yarın hepiniz, bakın hepimiz bir vesileyle 83 kapsamında değildir deyip tutuklamayla karşı karşıya kalabiliriz. Değerli arkadaşlar, bu nedenle bu parlamentonun iradesini bilmediğimiz, tarafsız ve bağımsız olmayan yargıçlara, savcılara emanet etmeyelim. Çünkü parlamento şu anda yargının vesayeti altındadır. İddia ediyorum. Şu anda kontrolünüzde olabilir, atayabilirsiniz. Ama yarın bu kontrolsüz savcı ve hakimlerin ne yapacağını bilemezsiniz. O yüzden masaya yumruğumuzu vuralım. Bu yargıçlara karşı, bu savcılara karşı, bu hukukçulara karşı en azından ifade özgürlüğü konusunda masaya yumruğumuzu vuralım. Karışamazsınız diyelim. Soruşturma açamazsınız diyelim. Ve bunları bizden önce...